Arkadaşlar bugünkü lise 10. sınıf konumuz olan kombinasyon konusuna hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde arkadaşlar kombinasyonun ne olduğunu tanıtmaya çalışacağız ve gerekli sorularımızı da yapacağız. Kombinasyon seçme veya gruplama demektir. Yani seçme ve gruplama ne demektir arkadaşlar? Bir e, torbadan 3 tane top seçeceğiz. Bu bir seçmedir. Bakın seçtikten sonra bir de sıralama yaparsak işte onun adı kombinasyon değil, farklı bir şeye giriyor. Yani permütasyondur. Sıralama yaptığımız zaman, dizilim yaptığımız zaman permütasyon, sadece seçme veya gruplama yaptığımız zaman da onun da adı e, gruplama, seçme yani kombinasyondur diğer adıyla. Kombinasyon ya n'in r'lisi şeklinde şöyle bir parantezle ya da başına C harfi yani kombinasyonun baş harfi olan yani combination Baş harfi olan C sembolü getirilebilir veya sade haliyle yazılır veya yanlamasına C yazılır N'in R'lisi yani şöyle noktalı virgül koyabiliriz arkadaşlar N'in R'lisi şeklinde gösterilir. Şimdi kombinasyonda bir sayının sıfırlısı tabi N sıfıra eşit ve sıfırdan büyük olmak koşuluyla N'in sıfırlısı nedir? Birdir N'in N'lisi yani bir şeyin kendilisi kendi kombinasyonu nedir? Birdir. N'in birlisi nedir? Endir. Bunları bilirsek daha yararlı olur arkadaşlar. Bir de N'in reylisi nedir? Örneğin bir örnekle söyleyeyim. 7'nin dörtlüsü nedir? 4'ü 7'ye tamamlayan sayıya eşittir. 7'nin 4'ü 7'ye tamamlayan sayısına eşittir. Yani 4'ü 7'ye tamamlayan sayı 7 eksi 4'tür 3'tür. Yani 7'nin 4'lüsü 7'nin 3'lüsüne eşittir. Baktığımız zaman şu ikisinin toplamı 4 ile 3'ün toplamı şu üstteki sayıları verecek. Yani n eksi r ile r'yi topladığımız zaman çok teorik bilgi gelebilir arkadaşlar. Kısaltılmış şu aşağıdadır. İkisini toplarsak r'ler birbirini götürür. Ee, toplamı üstteki sayılardan birine eşittir diyebiliriz. Evet yavaş yavaş ufak ufak örneklerimizden başlayalım. 15'in 13'lüsü nedir? 15'in 13'lüsünü hesaplamak biraz uzun zaman alır. Onun yerine 13'ü 15'e tamamlayan sayı veya 15'ten 13'ü çıkarttığımız zaman 2 çıkar arkadaşlar. 15'in ikilisine eşittir. Peki 15'in ikilisi ne demektir? 15'ten geriye 15'te dahil olmak üzere 2 sayıyı çarpıyoruz. Yani 15 çarpı 14. Yani kaç tane sayı bakın? 2 tane sayı. Nereye bölüyoruz? 2 şu 2'nin şu altta yazan sayının faktöriyeline bölüyoruz arkadaşlar. Evet 8'in üçlüsü nedir? Ufak ufak örnekler yapalım böyle alıştırma niteliğinde. 8'in üçlüsü 8 dahil 8'den geriye 3 tane sayıyı çarpıyoruz. Nereye bölüyoruz? 3 faktöriyeli. 3 faktöriyelinin 6 olduğunu biliyoruz. 6 ile 6 sadeleştirirse 8 kere 7 56 olur. Peki 7'nin üçlüsü nedir? 7 dahil 7'den geriye 3 tane sayı çarpacağız. 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 yerine 3 faktöriyel yazacağız. 3 faktöriyel 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. Yani 6'dır. 6 ile 6 sadeleşir. 7 kere 5 35'tir diyeceğiz. Peki 8'in 6'lısı nedir? 8'in 6'lısı 8'in uzun bir şey olduğu için şu sayı büyük olduğu zaman küçültmeye çalışalım. 8'den 6'yı çıkaralım. 8'in ikilisine eşittir. 8'in ikilisi 8 sekiz dahil. 8'den geriye 2 tane sayı 8 ve 7'yi çarpıyorum. 2 faktörüye bölüyorum. 2 faktörüyle 2 çarpı 1 demektir. Yani 2 demektir. 2 ile 8 sadece 4 çıkar. 4 kere 7 28'dir. Bir sayının sıfırlısı. Sayının ne olduğu önemli değil. Sayının sıfırlısı birdir arkadaşlar. Bir şey, bir sayının birlisi nedir? Kendisine eşittir. Yani 5'e eşittir 5'in birisi. Bir sayının kendi kadarlı kombinasyonu nedir arkadaşlar? Onun onlusu, enin ellisi nedir? O da birdir. Başta belirtmiştik bir önceki sayfada. Oradan bakabiliriz tekrar. Şimdi devam edelim. 16 kişilik PAF takımı. Şimdi diyeceksiniz hocam PAF takımı nedir? PAF takımı arkadaşlar futbol... E, takımlarında bir yedeklerle birlikte olan toplam e, takım mevcududur. Takımda kişilerin oyuncuların mevcududur. 16 kişi olduğunu varsayarsak, onun hepsine e, diyelim ki 16 kişi olduğunu varsa buradan doğal olarak sahaya çıkacak kaç kişi var? 11 kişi var. Yani bu soruyla şu soru aynıdır. 16 kişiden 11 kişiyi seç diyor. 16'nın 11'lisidir. Seçme, gruplama, kombinasyonla yapılır. 16'dan 11 kişiyi seçiyoruz. Peki bu uzundur. Uzun, bunu uzunluğunun yerine arkadaşlar kısaltalım, küçültelim şu 11'i. 16'dan 11'i çıkarın. 16'nın 5'lisine eşittir. 16'nın 5'lisi nedir? 16 dahil 16'dan geriye kaç tane sayı çarpacağım? 5 tane sayı. 1 2 3 4 ve 5. Peki kaça böleceğim? 5 faktöriyle. 5 faktöriye şöyle yazabilirim. 5, 4, 3, 2, 1. Bunu hesaplamayacağım ama gelin bir tanesi olmak üzere. Burada bir hesaplama şekli yapalım. 5 kere 3 15. sadire işte 4 kere 2 8. 8 ile 16 sadece ise 2 kalır. Burada 2 çarpı 14 çarpı 13 çarpı 12. 2 çarpı 14 çarpı 13 çarpı 12 kalır. Bunu arkadaşlar çarpmayla uğraşmayacağız. Evet. Asiye bir lokantaya giriyor. Gördüğü 12 çeşit yemekten 5 çeşit yemek seçecektir. Yani 12 tane yemekten beş tane çeşit seçecekler. Bunların iki tanesi kesinlikle almak istediği yemeklerse. Bakın iki tanesini kesinlikle alacak. A ve B. yemekleri diyelim. Geriye kaç tane var? Bu iki tanesini garanti alacak. Geriye kaç tane kalır? On tane. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on tane yemek çeşidi kalır. Biz ne yapacağız? Beş çeşit yemek seçeceğiz. E peki iki tanesi garantiyse? O zaman beş çeşit yemek seçmeyeceğiz. Kaç çeşit seçeceğiz? İki tanesini aldık. İki tanesini aldık. O zaman buradan da üç tane seçeceğim ki üç çeşit yemek seçeceğim ki toplam beş çeşitimiz olsun. Peki nereden üç tane seçeceğiz? Kalan on tane yemek çeşitinden. Onun üçlüsü on tane yemekten üç tane yemek seçeceğiz. Kendimize bir menü oluşturacağız. Evet. On, onun üçlüsü ondan geriye üç tane sayıyı çarpmak demektir. On çarpı dokuz çarpı sekiz bölü üç faktöriyeldir. Üç çarpı iki diye yazabiliriz. Evet 3 ile 9 sadeleştirirse 3, 2 ile 8 sadeleştirirse 4, 4 kere 3 12 10 ile çarparsak sonuç 120 çıkacaktır arkadaşlar. Bakın örneklerimiz yani e, sınavlarda çıkan sorular cümle olarak biraz değişik olabilir. Sorunun mantığı ve özü aynıdır budur arkadaşlar. Şimdi 8 kırmızı şöyle yazalım 8 tane kırmızımız var, 4 tane mavimiz var, 5 tane yeşil topumuz var. 3 top seçeceğiz unutmayalım 3 top seçeceğiz yani buradaki olay şudur ve veya kavramları var ya ya da kavramları var hem hem de kavramları var esandede edatlar Türkçe ile ilgili kelimeler ama matematikte karşılıklarını bilmemiz lazım biz bu kadar topun bulunduğu bir torbadan ne seçiyoruz 3 tane top seçiyoruz. ya yani Toplamına bakacağız. Çünkü 3 topu nereden seçeceğim? Kırmızının içinden mavinin mi yeşilin mi? Hayır arkadaşlar hepsinin içinden 3 top seçeceğiz. 8, 4, 12, 5 daha 17. Biz 17 taneden 3 tane top seçeceğiz. Bu seçim böyle yapılır. 17'den geriye 3 tane sayıyı çarpıyorum. 17 çarpı 16 çarpı 15 bölü 3 faktoriye şeklinde yazıyoruz. Böyle bırakıyoruz arkadaşlar uğraşmıyoruz. Evet üçü de aynı renkli. Arkadaşlar buradan üçü de aynı renkli nasıl seçeriz? Bir kere matematiği devre dışı bırakıyoruz şu anda. Türkçe ile uğraşıyoruz. Üçünü de aynı renkli nasıl seçeriz? Üçü de kırmızı olabilir. Üçü de kırmızı olur. Veya diyoruz. Bakın üçü kırmızı. Veya. Şimdi cümle kullanırken V kullanmıyoruz. Niye? 3 kırmızı seçtik. işimiz bitti normalde. Çünkü 3 tane seçin diyor. 3 kırmızıyı seçtik veya ikinci bir alternatifimiz olduğu için veya diyoruz. V ne demek? V cümle bitene kadar, 3 tane seçene kadar aradaki geçişleri V ile te, e, devam ettiriyoruz. Veya ise ikinci bir alternatif olduğunda veya diyoruz. 3 kırmızıyı seçtik veya ikinci bir alternatif, alternatifimiz var. 3 tane de mavi seçtik. Üç tane de ne seçtik? Mavi seçtik. Veya üçüncü bir alternatifimiz var. Üçünde de yeşil seçtik. Bu şekilde yapabiliriz. Önce üç kırmızıyı ne seçeriz? 8 tane kırmızıyı kırmızının içerisinden seçeriz. Şu hatayı yapmayın. Toplamının içerisinden üç tane kırmızı seçebilir miyim? Seçemeyiz arkadaşlar. Çünkü toplamını aldığımızda seçtiğimizin kırmızı, mavi veya yeşil mi olduğunu bilemeyiz. Onun için kırmızının içerisinden kırmızı seçeceğiz. O zaman sekiz tane kırmızının içerisinden üç tane kırmızı seçeceğiz. Veya, veyanın karşılığı, bakın bunu unutmayın. Olasılıkta permütasyon, kombinasyonda veya'nın karşılığı artıdır. Veya'nın karşılığı artıdır. Kümelerde karşılığı da birleşimdir. V'nin karşılığı çarpıdır. Kümelerde karşılığı da kesişimdir. Bakın her e, şeyde farklı manalar ifade ediyor. Farklı semboller de göster. Bunu dil dil gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. E, V'nin Türkçedeki adı V'dir. İngilizcedeki adı End'dir. vesaire. Hani e, yadanın da'nın e, ordur. Ama Türkçe'de ya da deriz. Yani hangi şeye giriyorsak, e, lisana giriyorsak oradaki karşılıkları farklı sembollerle veya karakterlerle veya sözcüklerle ifade edilir. Şimdi gelelim. Üç mavi seçelim. İkinci bir alternatifimiz var. Üç maviyi mavinin içinden seçeceğiz. O zaman dört tane mavinin içinden üç tane mavi seçeceğiz. Veya yani yine artı koyuyoruz. Üç tane de yeşil seçeceğiz. O zaman beş tane yeşilin içerisinden üç tane yeşil seçeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde aynı renkli. Ee, toplar seçmiş oluruz arkadaşlar. Şimdi üçüncü duruma gelip Üçü de farklı. Peki üçü farklı nasıl olur? Yine matematiği devre dışı bırakıyoruz. Türkçe ile işi devam ettiriyoruz. Üçünün de farklı olması için bir kırmızı, bir mavi, bir de yeşil seçmemiz lazım. Bu şekilde seçersek üçü de farklı renkte olur. Peki aralardaki cümleler ne? Bir kırmızı seçeriz. V. Niye V dedik? Çünkü ne zaman üç tane seçersek o zaman veya ikinci bir alternatife geçeriz. Ara geçişlerin hepsi V olacaktır. Bir kırmızı seçeriz ve bir mavi seçeriz ve bir tane de yeşil seçeriz. Şimdi o zaman bu cümle bitene kadar V ile eğer burada ikinci bir alternatif olsaydı V ile devam edecektik. Peki bir kırmızı seçelim. Kırmızıyı kırmızıların içerisinden seçeriz. 8 tane kırmızıdan bir tane kırmızıyı 8'in birlisi şeklinde seçebiliriz. Artı pardon V diyoruz arkadaşlar. V'de neydi? Çarpıydı V. Devam ediyoruz. Bir mavi. 4 tane mavinin içerisinden bir tane mavi seçeriz. V. Ve bir tane de yeşil seçeriz. O zaman 5 tane yeşilin içerisinden bir tane de yeşil seçeriz. Bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim. Zaten 8'in birisi 8'dir. İsterseniz hesap yapabiliriz. 4'ün birlisi 4'tür. 5'in birisi de 5'tir. Çarparız. 5 kere 4 28 ile çarparsak 160 çıkar diyebiliriz. Evet sadece ikisi aynı renkli 3 top kaç türü seçir? Yine matematiği devre dışı bırakıyoruz. Türkçe ile devam ediyoruz. İkisi kırmızı olabilir. İki tane kırmızı olur. Peki bir tane ne olur? bir tane mavi olabilir. Ya da ikisi kırmızı biri yeşil olur. İkisi aynı renkli. Ya bu iş böyle uzar arkadaşlar. Peki onun yerine şunu yazalım. İki kırmızı seçeriz. Bir tanesini ya mavi ya da yeşil seçeriz. Ya mavi ya da yeşil. Şöyle yazalım. Veya ikisini mavi seçeriz. Mavi. Bir tanesini ya kırmızı ya yeşil seçeriz. Ya kırmızı ya yeşil seçeriz. Veya üçüncü bir alternatifimiz var. Üçünü de yeşil seçeriz. İkisini yeşil seçeriz. Bir tanesini ya kırmızı ya da mavi seçeriz. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar işlemimize. Evet iki kırmızı seçelim. Kırmızıların içerisinden iki kırmızı seçebiliriz. O zaman sekiz tane kırmızıdan iki tane kırmızıyı seçeriz. Daha üç tane seçmedik. Olayımız bitmedi. Onun için V ile devam ediyoruz. Çarpı diyoruz. Mavi veya yeşil. Mavi veya dediğimiz zaman veya ne demek? Artı. Artı ne demek? Birleşim. Yani şunların birleşiminden yani dokuz taneden bir tane seçeceğiz. Çünkü toplam üçe tamamlayacağız. İki bir daha üç tane olacak. Birinci alternatifimiz bitti. Veya diyoruz. Artı var çünkü işin içerisinde. Veya dediğimiz için. Evet. iki tane mavi seçeriz. İkisinde mavi. Dört tane maviden iki tane seçeriz şuradan. Ve bitmedi. Üçüncüyü daha seçmedik. Kırmızı veya yeşilden. Kırmızı veya yeşil. Toplam sekiz artı beş. On üç tane vardır. On üç bir tane seçeceğiz. Veya. Üçüncü bir alternatifimiz var. İki yeşil seçeriz. İkisini yeşil seçeriz. 5 tane yeşilden iki tane seçeriz. Çarpı. Bir tane de kırmızı veya maviden. Yani toplam 8 artı 4. 12 taneden bir tane seçeriz. Bu şekilde yapabiliriz. Evet arkadaşlar. En az ikisi aynı renkli 3 top kaç türü seçer? Bir kere bunu şöyle yapabiliriz. En az ikisi aynı renkli ne demek? İkisi aynı. Biri farklı. Veya ikinci bir alternatif var. 3 aynı renk. Peki ikisi aynı biri farklı renk neydi arkadaşlar? Şu dördüncü de yaptığımız yani şuranın toplamıydı. İlave olarak artı üç aynı renk. Üç aynı renk neydi arkadaşlar? Şurada yaptığımız ikinci seçenekle yaptığımız üçü de aynı renkli. O zaman burasıdır. Üçü de aynı olan. O zaman ikinci seçenekle dördüncü seçeneği topladığımız zaman en az ikisi aynı renkli üç top kaç tür cevabı olacaktır. Bu olabilir. Bu uzun bir cevap. Şimdi gelelim kısaya. Önce en genel üç tane seçelim. Dört, sekiz, dört daha on iki, beş daha on yedi. 17 tane 3 tane seçtik. E şimdi seçtik de bu 17 tane 3 taneyi. Hiç bunu biliyor muyuz arkadaşlar? Hangisi mavi, hangisi kırmızı, hangisi yeşil bilmiyoruz. Yani bu üçü de mavi olur, üçü de kırmızı, ikisi kırmızı, biri mavi olur. Ya da her biri farklı. Tüm ihtimaller burada var. Bundan, bundan arkadaşlar. En az ikisinin aynı renk olması tüm durumlardan, tüm mümkün durumlardan 17'nin üçlüsünden en fazla birinin aynı renk olması. En fazla birinin aynı renk olması ne demek? Renklerin farklı olması demek. Yani üçünün de renkleri farklı olma durumunu. Üçünün de renkleri farklı nasıl olur arkadaşlar? 3 seçenekte. 17'nin üçlüsünden şu yapıyı çıkarttığımız zaman en az ikisinin aynı renkli olduğu toplar bulunur. Bu dediğimiz neydi? 8'in birlisi ...çarpı dördün birlisi... ...çarpı 5'in birlisidir. Bunu çıkarttığımız zaman en az ikisi aynı renkli... 3 tane top seçmiş oluruz. Evet. 6 evli çiftin bulunduğu bir odadan seçilecek 4 kişi için. Bu sorunun... Evet arkadaşlar. Birinci şıkkı tam lise ayarında. Yani e, hem lise ayarında hem üniversite sınavı ayarında. Yalnız ikinci şıkkı... ...bu ikinci şıkkını... ...konu biraz otursun diye soracağım. Biraz ağır bir e, seçenek... Ee, onu ifade etmeye çalışacağız. Bir kere 6 evli çifti. 6 tane erkeği yazalım. Bunlara numara verelim. E1, E2, E3, E4, E5 ve E6. Erkeklerin numaraları. Erkeklerin evli olduğu bayanların numaraları ise K1. Yani E1'in evli olduğu kişi K1 olsun öyle düşünelim. E2'nin evli olduğu K2, E3'ün evli olduğu K3, bunun K4, bunun K5, bunun K6. Şimdi geldim şuraya dördünün de evli olmasını. Nasıl sağlarız bunu arkadaşlar? Şöyle sağlarız. Bakın bunları halka içerisinde birleştirin. Birbirinden ayrılmasınlar diye. Niye ayrılmasınlar? Çünkü dört kişi seçeceğiz ya. Dördü de birbiriyle evli olsun. Nasıl olur? Arkadaşlar bunu dışarıdan bağladık birbirlerine. Örneğin şunu seçtik. Bunu seçmekle ne yaptık? Bu erkeğin evli olduğu kişiyi seçmiş olduk aynı zamanda. Yani hem erkeğini hem bayanını birlikte seçmiş olduk. Birbiriyle evli olan iki kişiyi seçmiş olduk. Onun için bağladım. Yoksa ayırsaydık bu erkek ee, bu erkeklerden E1'i bayanlardan K5'i seçseydik birbiriyle evli olmayan kişiler gelmiş olurdu. Onun için böyle bağlayarak şimdi 4 kişi seçeceğiz. 4 kişiyi seçmemiz için kaç tane grup seçmemiz lazım? 2 tane grup seçersek örneğin şunu da şunu seçersek içerisine baktığımız zaman 4 kişiyi seçmiş oluruz. Ve birbiriyle de evli olan kişiler gelmiş olur. O zaman dışarıdan baktığımız zaman 6 tane grup var. 6 tane gruptan biz iki tane grup seçersek. 4 kişi seçmiş oluruz. Bu 4 kişi de birbirleriyle de evli olan kişiler olmuş olur. 6'nın ikisidir cevabımız. Yani 6'dan geriye 2 tane sayıyı çarpıp 2 faktöriye böleceğiz. 6 x 5 30'dur. 2 faktöriyel 2'dir. 32'ye bölersek 15 çıkar arkadaşlar. Şimdi gelelim biraz daha zorlayıcısına. Bunun sınavda çıkma ihtimali yok. Fakat burada biraz konu otursun diye ayrıntıya ineceğiz. Şimdi gelelim şöyle yazalım yine. E1, E2, E3, E4 e5 ve E6. Şimdi bayanları yazalım tekrar. K1, K2, K3, K4, K5 ve K6. Evet. Evli olan erkeklerin evli olduğu bayanlardır. E1'in evli olduğu kişi K1. Şimdi toplam kaç kişi seçeceğiz? Dört kişi. Şimdi erkekler diyelim, kadınlar diyelim. Şimdi bunların evli olması için şöyle yapacağım. Eğer ben buradan dördünde erkek seçersem birbiriyle evli olma şartı yoktur arkadaşlar. Bayan seçmiyorum. Peki üç erkek bir bayan seçebilirim. Toplam dörde tamamlayacağım. İki erkek iki bayan, bir erkek üç bayan ve hiç e, erkek seçmem dördünde bayan seçerim. Şöyle diyorum. Dördünde erkek seçtim. Erkeği nereden seçerim? Erkeklerin arasından seçerim. O zaman altı erkekten dört tane erkek seçersem bunların birbiriyle evli olma şansları Türkiye standartlarında yok arkadaşlar. Doğal olarak dördünde erkek seçtim bayan seçmedim. Şimdi ikinci bir alternatif var. Niye ikinci alternatif var? Dört tane seçtik. O zaman ikinci alternatif için veya diyeceğiz. Veya dediğimiz zaman da artı diyeceğiz. Üç tane erkek seçtik. Bakın şu üç tane, altı tane erkekten üç tane erkek seçtik. Ama biz dört kişi seçecektik. Dördüncüyü nasıl seçeceğiz? Bakın göstermelik şunu seçiyorum. Diyelim ki üç erkeği şunları seçtim. Bakın şunları seçtim. Eğer siz bu üç erkeği seçiyorsanız birbiriyle evli olmasın diye şu üç bayanı seçemezsin. Çünkü şu üç bayandan birini seçersen şu erkeklerin evli oldukları bayanlardan birisi olmuş olur. Doğal olarak bu üç erkeği seçtiysem şu üç bayanı seçemiyoruz. Kalan şu üç tane bayan içerisinden bir tane bayan seçiyoruz. Kadın seçiyoruz. O zaman bu şekilde evli olmamasını sağlamış oluyoruz. İkinci durumu da yapmış olduk. Üçüncü durum. iki erkek seçeriz. Altı taneden iki tane erkek seçeriz şuradan. Örneğin göz, yine göstermek şu iki erkeği seçtiysek şu iki bayanı seçemiyoruz. Kadını seçemiyoruz. Şimdi seçersek birbiriyle evli olur. O zaman kalan dört tane içerisinden kaç tane seçeceğiz? Yine iki tane seçeceğiz. Dörde tamamlayacağız. Çünkü dört kişi seçeceğiz. Veya burayı da hallettik. Geldik şuraya. Bir tane erkek seçeriz. Alt bir tane erkek seçeriz. Bu erkeği seçtiysek bu bayanı seçemiyoruz. Kalan beş tane bayandan üç tane seçiyoruz. Toplam dörde tamamlıyoruz. Veya en son alternatif dördünde kadın seçerim yani altı tane kadından dört tane kadın seçerim arkadaşlar bunu bu şekilde yaparız bakın tekrar söylüyorum bunun sınavla alakası yoktur ağırdır ee, biraz konunun üstünde bir yapıdır konu biraz otursun diye size sadece ifade ettiğim bir soruydu evet arkadaşlar şimdi paralel kenar çizdik yani dört tane doğru birbirine paralel burada onu ifade ediyoruz şurada beş tane doğru da birbirine paralel sorumuz şu Bunlar bur, burada gördüğümüz şekilde kaç tane paralel kenar vardır? Şöyle düşüneceksiniz. Bir paralel kenarın oluşması için şöyle iki tane doğruya böyle de iki tane doğruya ihtiyacımız var. O zaman bunları birleştirdiğimiz zaman bakın bir tane ne oluşuyor? Paralel kenar oluşuyor arkadaşlar. Paralel kenar oluşma şarkı, e, şartı yatay iki tane düşeyde iki tane şu şekilde doğru seçmemiz lazım. O zaman yatay kaç tane doğru var? Dört tane. O zaman şu dört tane doğrudan iki tane doğru seçelim. Göstermelik yapalım. Şöyle seçtik. Seçemez miyiz? Seçeriz. E bitmedi olayımız. Onun için çarpıyla devam ediyoruz. Düşey iki tane doğrudan da iki tane doğru seçiyoruz. Düşey kaç tane doğrumuz var? Beş tane. Beş tane de iki tane doğru seçiyoruz. Bu şekilde seçim yaparsak kaç tane paralel kenar olduğunu buluruz. 4'ün ikisi 4'ten geriye iki tane sayıyı çarpıyoruz. İki faktöreyle bölüyoruz. 5'in ikisi beşten geriye iki tane sayıyı çarpıyoruz. İki tane sayı 2 faktöriyel yapıyoruz. 2 i̇ki faktöriyel 2'dir. Bu da 2'dir. 2 i̇ki ile 2'nin çarpımı 4'tür. 4 ile sadeleşirse 5 kere 4 20. ile çarparsak sonuç 60 tane paralel kenar vardır. Bu şartlara uyan arkadaşlar. Şimdi gelelim şu diğer sorumuza. Arkadaşlar şu bir kare ve içindeki her bir şu hücresel ifade de içindeki şu yapılarda birer kare. Bu şekilde kaç tane kare vardır? Bakın kaç tane dikdörtgen veya paralel kenar vardır demiyorum. Kaç tane kare vardır diyorum. Bunun için şöyle bir ...genelleme yapacağız. Biraz e, ispata dönük bir şey yapacağız. Bilmediğiniz bir yapı gelirse arkadaşlar... ...matematikte şunu yapmaya çalışın genel olarak. Böyle önce bir sırayla sayma yöntemini kullanın. Sonra da bir genelleme yapın. Şöyle yapalım. Önce şunların uzunluğunun bir olduğunu düşünelim şunların. Yani e, uzunlukları birer birim olan karelerden kaç tane var? Yani bir birim kare ya da alanı. Yani bir çarpı birden alanı bir birim kare olan şu karelerden kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alanı bir birim kare olan karelerden 16 tane var. Peki alanı iki birim kare olan karelerden kaç tane var? Bakalım arkadaşlar. İki birim kare şudur. Alanı ikidir değil mi bunun arkadaşlar? Bu birincisi. Şunun da alanı pardon alanı dört birim kare diyorum arkadaşlar. Çünkü alanı dört bir, şurası iki çarpı ikiden dört birim karedir burası. Kaç tane var? Bir tane burada, ikincisi burada. Bakın, üçüncüsü burada. Aynı şekilde dördüncüsü, beşincisi, altıncısı, yedincisi, sekizincisi, dokuzuncu. Dokuz tane var. Dokuz tane. Ya da ya da kenarının birinin uzunluğu bir birim olan karelerden on altı tane. Ka kenarının birinin uzunluğu iki birim olan karelerden dokuz tane var. Kenarının birinin uzunluğu üç birim olan karelerden kaç tane var? Şimdi bakalım. Buna dikkat edin arkadaşlar. Burada dördün karesi çıktı. Burada üçün karesi. Aynı şekilde buraya geldiğiniz zaman göreceksiniz. Siz bulun. Yani üçe üçlük karelerden kaç tane var? Bakın. Bir tanesi bu. Söyleyeyim. Siz devamını yapın. Bir tanesi bu. Bir kenarının boyutu üç birim olan karelerden de ikinin karesi tane vardır. O zaman kenarı dört birim olan kareden kaç tane vardır? O da birin karesidir. Çünkü dörde dörtlük kare bir tane vardır arkadaşlar. O zaman bunların toplamı kadar burada kare vardır. Birin karesi birdir. İkinin karesi dörttür. Üçün karesi dokuzdur. Dördün karesi de on altıdır. Toplarsak on altı dokuz daha yirmi beş. Dört daha yirmi dokuz. Bir daha toplam otuz tane burada karesel bölge vardır. Bak hiç permütasyon kombinasyonu koymadık. Hiç ezber yapmadık. Mantığımızla genelleme yaparak soruyu çözdük arkadaşlar. Evet gelelim buna. Bir ABC üçgeni verdik. Şekil bu. Burada kaç tane üçgen görüyorsunuz? Soru bu. Öncelikle bu şeklin bir kısmını alalım biz arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir şekil alalım. Burada kaç tane üçgen vardır? Şimdi üçgen için şunu yapacağız. Bir üçgeni oluşturmak için bir kere üç tane noktaya ihtiyacımız var. Şurada bir tane noktamız var. Şu bir noktadan bir tane nokta seçiyorum. Çarpı bitmedi. Şurada dört tane nokta vardır. Dört noktadan da iki nokta seçiyorum. Örneğin. Şuradan bir noktayı garanti seçtim. Buradan da iki noktayı örneğin şunu seçersem şu üçünü birleştirirsem bir üçgen oluşur. E şimdi burada kaç tane üçgen vardır? Şu bir noktadan bir tane. Şurada dört tane noktadan iki tane seçiyorum. Hesaplarsak birin birlisi birdir. 4'ün ikisi 4'ten geriye 2 tane sayı çarpıp 2 faktöreye bölmektir. 12'yi 2'ye bölersek sonuç 6'dır diyeceğiz. Şimdi isterseniz bir de gösterelim. Nasıl 6 tane var? Bir kere şu üçgenden bir tane. İkinci üçgen 2. Bu üçgen 3. Şu üçgen 4. Bu üçgen 5. Bir de büyük üçgen 6. Nasıl yaptığımızı gördük. Şimdi gelelim şuna. Biz şu büyük üçgeni alalım. Büyük üçgeni alalım. 1, 2, 3 tane araya doğru çizeceğiz. Şimdi burada kaç tane üçgen var ona bakacağız. Bir kere şu bir noktanın bir tanesini alıyoruz zaten. Bu bir noktadan bir tanesini seçiyoruz. Çarpı bitmedi. Bir, iki, üç, dört, beş noktadan herhangi ikisini seçiyoruz. Örneğin şununla şunu seçiyoruz. Göstermelik seçiyorum bunları. Niye bunu seçtik demeyelim arkadaşlar. Beş noktadan iki tane seçiyoruz. Bu şekilde burada kaç tane üçgen olduğunu buluyoruz. Birin birisi birdir. Beşin ikisi de beşten geriye iki tane sayı çarpıp iki faktöriyle bölmek demektir. Yirmi ikiye bölersek sonuç on. O zaman şu üçgende on tane üçgen var içinde ve komple kendi de dahil olmak üzere. Bakın şöyle bir doğru çizdiğimizde bakın şurada 10 tane vardır aynı şekilde. Büyüğünde de 10 tane vardır. 10 artı 10'dan toplam 20 tane üçgen vardır diyebiliriz bu şekilde. Evet bir diğer sorumuza geçiyoruz. 8 çember en fazla kaç noktada kesir? Arkadaşlar biraz zorlansak eskiden yapıyordum bunları tabi. Ee, çocukluk dönemlerinde iki çemberi böyle kesiştiriyoruz ve bakıyoruz iki nokta var. E burada kolay. 3 çemberi gelin kesiştirelim. 1, 2, 3. Sayalım şimdi bu noktaları. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arkadaşlar 4 çemberi kesiştirsek daha karmaşık. 5 çemberi kesiştirsek daha karmaşık olacak. Doğal olarak bu şekilde yapma yöntemimiz bizi zorlar. Biz ne yapacağız? E tabi kombinasyonu öğrendik. Yapacağımız şey şu. Bildiğimiz yapı şu. Biz şundan eminiz. İki çemberi Kesiştirdiğimiz zaman kesişim noktası kaç tanedir? Kesişim noktası iki tanedir arkadaşlar. Yani iki çemberi bir araya getirirsek kesiştirdiğimiz nokta iki tanedir. Evet iki tanedir demiştik arkadaşlar. E, i̇ki çemberin kesişim noktası. O zaman bundan hareketle. Şimdi sekiz çemberi nasıl buluruz? Sekiz çemberi ikişerli ikişerli gruplarız. Önce sekiz çemberi ikişerli ikişerli kaç kere gruplayabiliriz? 8'in ikilisi kadar gruplarız. Yani her ikili gruplamayı bir tane sayarsak 8'in ikilisi kadar iki çember, iki çember şeklinde gruplama yaparız. Bunu hesaplayalım. 8 çarpı 7 çarpı 2 sayının çarpımı 8'den geriye 2 sayının çarpımı bölü 2 faktöriyeldir. 8 ile 2 faktöriyel sadece 4. 4 kere 7 28'dir. Peki biz iki çemberi grupladık. Böyle ikili ikili kaç tane çember olduğunu bulduk. İki, ikili ikili kesişti. Kaç tane çember olduğunu bulduk. İkili ikili kesişti. Her ikili kesişmenin sonucunda bir tane nokta değil. Kaç tane nokta çıkıyor arkadaşlar? Gördüğümüz gibi iki nokta. 28 tane ikili grup vardır. Her ikili grubun sonucunda da iki nokta çıktığı için 28 çarpı 2. 56 tane kesişme noktası vardır 8 çemberin en fazla. Niye en fazla dedik? Arkadaşlar İki çemberi böyle yaparız. Hiç kesişme noktası olmaz. İki çemberi teğet yaparız. Hiç e, bir tane kesişme noktası olur. Onun için en fazla dememizin sebebi en fazla olabilecek şekilde çizim yapacağız. Tabi şeyi saymıyoruz arkadaşlar. İki çemberi üst üste koyarsak sonsuz noktada kesişir. Bunu saymıyoruz. Bunu bertaraf ederek söylüyoruz. Evet. Herhangi üçü diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Herhangi üçü doğrusal olmayan on noktadan en fazla kaç tane doğru oluşturulabilir? 10 noktadan kaç tane doğru oluşturur? Şimdi doğrunun tanımı iki türdü. Biraz hani e, şöyle ifade edelim. Bir doğruyu oluşturmak için iki tane noktaya ihtiyacımız var. İki noktayı birleştirirsek bir doğru oluşur. O zaman kaç noktamız olursa olsun, ikişerli ikişerli grup yaparsak her ikili grup noktanın bir tanesinden bir doğru geçer. Her ikili noktanı birleştirdiğimiz zaman bir tane doğru geçer. O zaman 10 on noktayı onun ikilisi kadar gruplayabiliriz. Onun ikilisi Ondan geriye iki sayıyı çarpıp on çarpı dokuz iki faktöreye böleriz. Onla iki faktöre sadece ise beş beş kere dokuz kırk beş. Peki kırk beş tane ikili grup oluşur. Her ikili grubun sonucunda bir tane doğru oluşur. O zaman kırk beş tane doğru oluşur diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi yine bir diğer sorumuza geçiyoruz. Burada işte bu soruyla ilgili tüm alternatif sorular var. Arkadaşlar kombinasyonda binlerce soru var. Önemli olan bizim lise Peki eğitim ve üniversite sınavına girdiğimiz zaman veya işte DGS sınavı olur, KPSS sınavı, olur çok fark etmiyor. Konunun özü budur arkadaşlar. Girdiğimiz zaman yani hangi soru tarzları karşılaşacağız? Konunun özü nedir? Onu burada yakalamaya çalışıyoruz. 12 farklı doğru. Şimdi doğrudan nokta nasıl oluşur ona bakacağız. Doğrudan nokta şöyle oluşur. İki doğruyu gruplar ve kesiştiririm. Kesişimden kaç nokta oluşur? Bir nokta oluşur. O zaman her ikili grubun sonucunda bir tane nokta oluştururum. En fazla kaç nokta oluşur? 12 farklı doğru. 12 doğruyu ikişerli ikişerli gruplandırırım. 12'nin ikilisi kadar. Gruplama değil miydi kombinasyon? 12'nin ikilis ikili kombinasyonudur bu. 12'nin ikili kombinasyonu 12 çarpı 11 bölü 2 faktöriyeldir. 12 ile 2 faktöriyel sadece 6. 6 ile 11'i çarparım. 66 tane ikili grup oluşur. Her ikili grubun sonucunda bir tane nokta vardır. O zaman 66 tane nokta vardır kesişmesinden kaynaklı. Evet bu 12 tane farklı doğrudan 4'ü paralel ise diyor. Şimdi dördü paralel ise şöyle 4 tane paralel çizelim arkadaşlar. E paralel doğrulardan kesişme noktası var mıdır? Paralel doğruların yoktur. E peki 12'si farklı olsaydı 12'nin ikilisi kadar kesişmeyecek miydi? Kesişecekti. Fakat bunlardan kesişmeyenleri geri çıkartalım arkadaşlar. Kesişmeyenler nedir? Şöyle çıkartalım. 4'ün ikilisi kadar hiç kesişmiyor. Kesişen nokta yoktur. Yani en genel durum 12'nin ikilisi kadar oluşacak noktadan. 4'ün ikilisi kadar hiç kesmiyor. Bunları çıkartırsak geriye kalan kesişen noktaları. 4'ü birbirine paralel ve ee en fazla kaç noktada kesir kadar doğru ee noktayı bulacağız. Örneğin nasıl olur? 4'ü paralel. Beşincisi böyle geçer. Altıncısı böyle geçer. Kesişir mi buralarda? Kesişir. Ama dördü birbirine... Kesmez. Onun için 4'ün ikilisi kadar hiç kesişmeyen noktalar oluşur. Bunları çıkartırsak geriye kalan 4'ü paralel en fazla 12 tane doğru bu kadar noktada kesişir. Peki 5'i sabit aynı noktadan geçen diyoruz. Şimdi 5 tane çizelim. 3, 4, 5. 5'i de şu noktadan geçiyor. Yine 12 tane doğrudan bahsediyoruz. Kaç tane noktada kesişir. Bir kere yine diyoruz 12'nin ikilisi kadar farklı kesişme noktası var iken ama bunlardan 5'in ikilisi kadar kesişmemiş değil. Hiç kesişmemiş olsaydı paralel olsaydı 5'in ikilisi kadarını çıkaracaktı kesişmeyecekti. Ama bir tane kesişmiş arkadaşlar şu biri ilave ediyoruz. Tekrar söyleyeyim 12'nin ikilisi kadar kesişmesi gerekirken. Bu kadar noktada nokta oluşması gerekirken 5'in ikilisi kadar kesişmemiş değil. Çıkar attığımızda bir de bir ilave edeceğiz arkadaşlar. Çünkü bir tane noktada kesmiş. O biri ilave etmek zorundayız. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Bu soruyla üçüncü şıkla ikinci şıkkı birleştirerek bir soru daha oluşturalım. Üç aynı noktadan geçen bir, iki, üç aynı noktadan geçiyor. Dördü de paralel olan diyor. Bir, iki, üç, dört. Yine toplam on iki tane doğru. En fazla kaç noktada kesişir? Yine yazalım. On ikinin ikilisi kadar kesişmesi gerekirken. Üçün ikilisi kadar hiç kesişmemiş değil. Bir noktada kesişmiş. O biri ilave ediyorum. Eksi 4'ün ikilisi kadarı da geri çıkartıyorum. Niye? 4'ün ikilisi kadar hiç kesişmemiş arkadaşlar. Bunu da geri çıkarır ve hesaplarsam. 3'ü aynı noktadan geçer. 4'ü de birbirine paralel olan toplam kesişme noktası 12 farklı doğrunun bu kadardır diyeceğiz. Devam edelim birbirine paralel iki düzlem. Şöyle çizelim arkadaşlar. Şöyle paralel olsun bu düzlemler. D düzlem olsun bir tanesi. D yazalım şuraya. Şuraya yazılır da üstüne yazalım arkadaşlar. Bu da E düzlem olsun. D düzleminde herhangi üçü doğrusan bu işin teknik kısmı arkadaşlar. Bunlara çok fark bakmayın. Toplam 5 nokta var. 1 2 3 4 5 nokta. E düzleminde alttaki düzlemde de 4 nokta var. 1 2 3 4. Peki bunlar birleştirerek en fazla kaç tane konu yapılır? Şimdi konu nasıl olur arkadaşlar? Şuraya çizerim. Konu dediğimiz şu şekilde de olabilir, bu şekilde de olabilir. Bir kere. Koniden önce bizim önce bir çember belirlememiz lazım. Altında veya üstünde bir çember oluşturmamız lazım. Üstünde de bir tane tek nokta. Mesela altında bir çember oluşturuyorsak üstünde tek nokta olması lazım. Altında tek nokta ise üstünde bir çember oluşturmamız lazım. Çember nasıl olur? Çemberin tanımı diyor ki arkadaşlar, herhangi üçü doğrusal olmayan üç tane noktadan bir çember geçer. İkinci çember geçmez. O zaman bir çemberin oluşması için üç tane doğrusal olmayan noktaya ihtiyacımız vardır. O zaman Alttan çember oluşturam. Kaç tane noktamız var? Dört tane. Dört taneden kaç tane nokta seçeceğiz? Dört taneden üç tane nokta seçersek burada bir çember oluştururuz. Çarpı bitmedi. Üstten de bir nokta seçeceğiz. Üstte kaç tane nokta var? Beş tane nokta. Beş tane noktadan bir tane nokta seçeceğiz. Koniyi oluştururuz bu şekilde. Veya veya diyor. Çünkü ikinci bir alternatifimiz var. O da nedir? Budur. Üstten çember oluştururuz. Çemberi nasıl oluştururuz? Beş tane noktadan Üç tane nokta seçerek çember oluşturuyoruz. Herhangi üç tane nokta. Bitmedi. Bir de alttan nokta oluşturmamız lazım. Dört tane noktadan bir tane nokta seçiyoruz. Bunu hesaplıyoruz arkadaşlar. Bu kadar tane konu oluşturulur diyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Üç kırmızı, dört yeşil, beş mavi bir top var A torbası. Ee, beş kırmızı, üç yeşil, altı mavi topların bulunduğu bir B torbası var. Bunlardan çekiyoruz. Ne çekiyoruz? Kaç tane? Evet A'dan ve V'den aynı anda birer top çekiyoruz. Aynı renkte olması kaç mümkün durumdur? Birer tane çekersek. Bakın önce yine matematiği bir devre dışı bırakalım. Sonra da gerisini geri alalım matematiği içerisine. Önce Türkçe ile gidelim. İkisinin de aynı renk olması şöyle mümkündür. Buradan kırmızı, buradan da kırmızı seçerim. Veya buradan yeşil, buradan yeşil seçerim. Veya buradan mavi, buradan da mavi seçerim. Bu şekilde seçersem... İki de aynı renkte olmasını sağlamış olurum arkadaşlar. Buradan kırmızı seçme durumum. Bir tane top seçeceğimden üç tane de bir tane kırmızı seçiyorum. Ve bitmedi. Buradan kırmızı seçtim de buradan bitmedi. Buradan da kırmızı seçeceğim. Beş tane kırmızıdan bir tane kırmızı seçeceğim. Veya ikinci bir alternatif olduğu için veya. Veya'nın karşılığı neydi? Artıydı arkadaşlar. İkisinden de yeşil seçerim. Buradan yeşil seçerim. Dört tane yeşilden bir tane seçerim. Ve burada üç tane yeşilden bir tane seçerim. Veya üçüncü bir alternatifim var. Üçüncü alternatif ikisinden de mavi mavi seçerim. Beş tane maviden bir tane seçerim. Burada da altı tane maviden bir tane seçerim. Bu şekilde oluşturulan yapı ikisi de aynı renkte olması durumudur. Farklı renkte olması. Bakın matematiği devre dışı bıraktık. Burada şuraya yazdık. Şimdi matematiksel sembolleri kurmak için matematiği geri çağırdık. Çağırdık matematiksel işleme döktük. Yaptığımız budur. Şimdi yine burada matematiği devre dışı bırakacağız. Türkçe ile işi götüreceğiz. Ardından matematiği geri çağıracağız buraya. Farklı renkte nasıl olur? Farklı renkte şöyle olur. Türkçe diyor ki okuduğumuzu anlama mantığıyla diyoruz ki buradan kırmızı seçerim. Farklı renkte olması için buradan kırmızı seçemem o zaman. Yani ne seçerim? Yeşil veya maviden bir tane seçerim. Yani nedir? Yeşil veya maviden bir tane seçerim. Bu birinci durum. İkinci alternatifim var. Onun için artı koyuyorum. Yani veya demektir. Buradan yeşil seçerim. Buradan yeşil seçemem. Kırmızı veya maviden bir tane seçerim. Veya. Buradan mavi seçerim. Buradan mavi seçemem. Kırmızı veya yeşilden bir tane seçerim. Şimdi bunu şimdi matematiği çağıralım. E matematik gel. E, işlemimize i̇şlemimize yardımcı ol. Bu semboller matematikle ilgili çünkü. Kırmızıyı seçelim. Üç tane kırmızımız var. Bir tane kırmızı seçtik. V. V. Arada V var. Cümle devam ediyor. Buradan yeşil veya maviden yani toplam 3 artı 6 9 taneden ...bir tane seçeriz. Veya buradan yeşil seçeriz... ...dört taneden bir tane seçeriz. Ve buradan yeşil seçemeyiz... burada kırmızı veya maviden... ...yani 6 artı 5, 11 bir taneden bir tane seçeriz. Veya... ...üçüncü alternatifimiz budur. Buradan mavi seçeriz, 5 tane maviden bir tane seçeriz. Ve buradan mavi seçemeyiz... ...kırmızı veya yeşilden bir tane seçeriz. 5 artı 3, 8 taneden bir tane seçeriz. Bu şekildeki seçim farklı renkte olmasıdır arkadaşlar hesaplamak istemiyorum. Zaten basittir. 3'ün 1'i 3'tür. 9'un 1'i 9'dur. 4'ün 1'i 4'tür. 11'in 1'i biri 11'dir. Bunları çarpar ve toplarsak işlemi yaparız. Toplamayı da siz yapın arkadaşlar. Evet. Kombinasyon ne işe yarıyor? Kombinasyon işte seçme, gruplama. Kombinasyonun alt kümeleriyle ne alakası var? Arkadaşlar kombinasyon esasında eee alt kümeler demek ne demek? Gruplama demek seçme. Yani bu 3, 6, 8 tane elemandan kaç elemanlı alt küme istiyorsanız o kadar tane gruplama yapacaksınız demektir. Yani alt küme kavramını silin. İşte kaç elemanlı alt küme istiyorsanız o kadar tane gruplama yapacağız demektir. Evet alt küme sayısı nedir? Bir kere alt küme sayısı denilen bir ifade var. Alt küme sayısı şudur arkadaşlar. Direkt formülü yazacağım. Şu işlemleri yaptıktan sonra alt küme formülünün nereden geldiğini açıklayacağım sabrederseniz. Formülümüz 2 üzeri n'dir. Alt küme formülü. Şimdi kombinasyonla ne alakası var? Çok alakası var arkadaşlar. n burada eleman sayısıdır. 3 4 5 6 7 8 8 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri 8'dir. Bunu da hesaplayacak olursak 256 tane bunun alt kümesi vardır. Budursun arkadaşlar. Gelelim ikinciye. 4 elemanlı alt küme. Ne dedim? Alt küme kavramını silin. Yani buradan dört tane eleman top olduğunu düşünün bunların. A, B, C, D, E, F, G, H'ın birer e, ee, bilye veya top olduğunu düşünürsek. Dört tane eleman seçeceğiz. Dört tane bilye, dört tane top seçeceğiz. Seçelim. 8 tane yok mu burada? Sekiz taneden dört tane seçiyorum işte. Bu şekilde yani alt küme olup olmaması benim için çok farklı bir şey değil arkadaşlar. 8'in 400'tür. Bunu da yazalım. 8'in 400. 8'den geriye 4 sayı çarpmaktır. 8, 7, 6, 5. 4 tane sayı çarptım. 4 faktörü ile böldüm. 4 faktörü ile de hatta 4, 3, 2, 1 diye yazarsak. Bakın şöyle bir işlem yapıyorum. 4 ile 2'yi çarptım. 8, 8'i götürdü. 3 ile 6 sadeleşti işte 2. Burada 2 kere 5, 17 ile çarparsak demek ki 70 tane 4 elemanlı alt kümeleri vardır. Alt kümelerin kaç tanesinde A elemanı bulunur? Bak arkadaşlar bulunur da dese, bulunmaz da dese, bir bulunur bir bulunmaz da dese şunu yapacağız. Bu bir kere sınırlı alt küme değildir. Tüm alt kümelerinden bahsediyor. Şu A, B, C, D, E, F'yi bir yazıyoruz. A, B, C, D, E, F, G, H'yi bir yazıyoruz. Evet. Ne dedi arkadaşlar? A bulunur. Bulunur da bulunmaz da dese unutmuyoruz. Siliyoruz. Geriye ne kaldı? 7 eleman kaldı. 7 elemanlı kaç alt kümemiz var? Sorumuz budur esasında. 2 üzeri 7'dir. Bu da nedir? 128'dir. Böyle yapıyoruz. Şimdi 5 elemanlı alt küme seçiyoruz. Bunu yine yazalım arkadaşlar. A B C D E F G H toplam 8 elemanımız var. 5 eleman seçeceğiz buradan. Bakın, seçme, gruplama neydi? Kombinasyondu. Peki burada ne olacak? B elemanı bulunmayacak ama 5 elemanlı alt kümemiz olacak. Şurada bulunsa da bulunmasa da B'yi attık, kaldırıp attık. Peki bu kalanlardan buraya kaç tane seçeceğiz 5 tane? Kaç tane kaldı burada B hariç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu 7 elemandan şuraya 5 tane eleman seçeceğiz. O zaman 7'nin 5'lisidir bunun adı arkadaşlar. 7'nin 5'lisi de uzatmayacağız. 7'nin neylisine eşitti? İkilisine eşitti. 5'i 7'ye tamamlayan sayıya eşitti. 7'nin ikilisi de 7'den geriye 2 sayı çarptık. 2 faktörüye böldük. 7 kere 6 42'dir. 42'yi 2'ye bölersek sonuç 21'dir. Evet arkadaşlar. Şimdi yine A, B, C, D, E, F, G'yi yazacağız. G, yazacağız. Buradan kaç eleman seçeceğiz? Dört elemanlı olmasını istiyorum. Peki bu dört elemandan arkadaşlar ne olup ne olmaması istiyoruz? A'nın bulunup B'nin bulunmamasını istiyoruz. Bulunsa da bulunmasa da kaldırdık attık. A bulunacak burada. A'yı buraya yerleştirdik. Bu burada bulunacak çünkü. Peki şu kalanlarda ne olacak? Bu kalanlarda B olmayacak. A zaten burada var. E zaten A ve B'yi sildik. Sildik A'yı buraya koyduk. Burada kaç tane kaldı? Toplam 8 tane, 2 tane yatarsak 6 tane. Bu 6 taneden buraya kaç tane seçeceğiz? 3 tane. Bakın 3 tane yer var çünkü. 6 taneden 3 tane seçim yapıyoruz. 6'nın 3'üsüdür. Bu sorumuzun cevabı altının üçlüstür. Çünkü burada A ve B'yi attığımız için A'yı koyduk A garanti bulunacak. B'yi de attığımız için kalanlardan da buraya 3 tanesi seçersek hiçbir şekilde bunların içerisinde B olmayacağı için A bulunur B bulunmaz 4 elemanlı alt kümeleri çıkacak arkadaşlar. Altının üçlüsü de 6 çarp, çarpı 5 çarpı 4 çarpı yani 3 tane sayının çarpımı bölü 3 faktörü ile bölümüdür. 3 faktörü ile 6'dır 6 altı ile sadeleşirse 5 kere 4 20'dir. Sorunun başında ne dedim? Bir ispat, ufak bir ispat yapacağım dedim arkadaşlar. Şu 2 üzeri n formülü nereden geliyor? Bakalım ispatlayalım. Şimdi bir kere 8 elemanlı bir kümenin 0 elemanlı alt kümesi kaç tanedir? 8'in sıfırlısı kadardır. Bu da boş kümedir unutmayalım. 8 elemanlı bir kümenin 1 elemanlı alt kümesi, 8 elemanlı kümenin 2 elemanlı alt kümesi, nokta nokta nokta. En son 8 elemanlı kümenin 8 elemanlı alt kümesi yani kendisi. O zaman tüm alt kümeler bunlar değil midir? 8'in sıfırlısı, 8'in 1'i, 8'in 2'si, nokta nokta, 8'in 8'lisidir. Tüm alt kümeler bunlardır. Bunlarda da burayla ilgimiz yok arkadaşlar. Bunun matematiksel bir tanım var. Bu böyle tür bir yapının sonucu 2 üzeri 8'in 8 sıfırlısından 8'in 8'lisine kadar gidiyorsa 2 üzeri şuradaki elemandır. 2 üzeri 8'dir. Bu da tüm alt kümelerini verir. Bu formül oradan geliyor arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar evet ödüllü sorumuzda yazıda olduğu gibidir. Bu soruyu çözmenizi bekliyoruz. İyi günler dileriz arkadaşlar.